Merhaba Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle beraber ucuz akıllı saat Vloop'u inceleyeceğiz. Bunu bize yurt dışından kendi firması yolladı arkadaşlar incelememiz için. Zaten bu videonun altında size satın alma linkini bulacaksınız. Birazdan değineceğiz kaç para olduğuna. Hepsine geleceğiz. Ucuz akıllı saat bu. Normal akıllı saatlerin fiyatının çok çok altında. Şimdi adettendir bir kutu açılışı yapalım. Kutusunun içinde çok çok fazla bir şey yok. Hatta hiçbir şey yok. Sadece şarj aleti var. Ama yine de bunu yapmamız lazım. Gördüğünüz gibi açtığımız zaman karşımıza saat çıkıyor. Saati şöyle bağlamışlar. Çıkartalım buradan. Şu şekilde koyalım kenarıya. İçinden şarj kablosu ve bir de kullanım kılavuzu çıkıyor. Kullanım kılavuzu Çince gözüküyor en başta. Heyecanlanmayın. Arka tarafında İngilizcesi de yazıyor. Oradan bakabilirsiniz. Ancak kullanım kılavuzuna çok gerek yok. Çünkü kullanımı bir hayli basit saatin. Birkaç tane can alıcı noktası var. Hani onu güzel yapan. Onlara değinmeden önce bir dış görünüşüne bakalım. Gördüğünüz gibi saatin görünümü oldukça sade. Diğer akıllı saatlere benziyor yapı itibariyle. Sağ tarafında aşağı ve yukarı gitmeye yarayan tuşlar ve menüye giriş tuşu var. Ayrıca menünün içindeki diğer menülere de girmenize yarıyor. Aynı zamanda sol tarafında da geri tuşu ve buradan şarj etmenizi yarayan bir giriş mevcut. Saatin üzerinde başka hiçbir düğme yok arkadaşlar. Bu kadar 4 tane düğme var. Saatin şarj girişine biraz değinmek istiyorum. Şarj girişi birazcık farklı. Macbook'lardan alıştığımız mıknatıslı bir şarj yeri var. Şarj girişi var. Şöyle yaklaştırdığımız zaman direkt otomatik olarak algılıyor. Bunu neden böyle yapmışlar ben de bilmiyorum. Hani şu kablo bozulduğu zaman yenisini bulmak biraz zor olabilir. Kabloda pek sağlam bir şeye benzemiyor. O yüzden bu kabloyu eğer alırsanız saati dikkatli korumanızı tavsiye ediyorum. Saatin temel özelliklerine bakacak olursak bence en önemli noktası pil ömrü. Yaklaşık 3 hafta yani 21 güne yakın bir şarj süresi var. 21 gün gidiyor tam şarjda. Bunun da nedeni gerçek hani böyle fotoğraflara falan bakabildiğimiz bir ekranı olmaması. 110 mAh'lik piline rağmen 3 hafta akıllı saatte pil ömrü bence çok üst düzey. Ancak hani akıllı saatlerden alıştığımız buradan fotoğraflarıma bakayım ya da buradan fotoğraf çekeyim gibi aksiyonları maalesef bu saatte yapamıyoruz. Buradan neler yapabileceğimize de değineceğim birazdan. 1.26 inçlik bir ekranı var. Ayrıca şunu demeliyim ki güneş ışığında mükemmel gözüküyor. Çok net her şeyi görebiliyorsunuz güneş ışığında. Gece de dilerseniz arkadan bir aydınlatması var. Mavi bir aydınlatma. Onu devamlı aktif olarak açık bırakabiliyorsunuz. Tabii öyle şarjı daha az gidecektir. Ya da bir hareket var şöyle aşağı yukarı yaptığınız zaman kolunuzdayken ekranın ışığı açılıyor. Saati o zaman görebiliyorsunuz. Değiştirilebilir saat arayüzleri var ve bunların çeşidi epey fazla dilediğinizi atabiliyorsunuz. Titreşim ile bildirimleri haber veriyor size gelen. Bu bildirimleri de kendi uygulamasından hangi bildirimleri haber vereceğini ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu saat suya da dayanıklı yani her elinizi yıkayacağınız zaman kolunuzdan çıkarmanıza gerek yok saati. Uygulamanın içindeki kameradan fotoğraf ve video çekebiliyoruz. Uygulamasında bir kamera var. Birazdan hepsine değineceğim tek tek. Bluetooth 4.0 teknolojisiyle çalışıyor. Android 4.4 veya üzeri bir cihaz sahibi olmanız lazım bu saati kullanabilmeniz için. Ve şöyle güzel bir tarafı da var. Bu saat iOS cihazlarda da çalışıyor. Saatin kolda duruşu çok fazla kaba değil. Benim hoşuma gitti. Standart bir saat gibi duruyor. Hani akıllı saatim ben diye bağırmıyor saat. Saati aldığınız zaman telefonunuza bir uygulama yüklemeniz lazım. Bu da saatin kendi uygulaması. Marketlerden ücretsiz indirebiliyorsunuz. Öncelikle telefonunuzda bluetooth açıyorsunuz. Daha sonra saatte de find phone diyoruz ve direkt bluetooth açık olan cihazı buluyor ve onaylıyoruz. Ben daha önce eşleştirdiğim için hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz şu an. Gördüğünüz gibi şu an telefondan Vloop uygulamasının içinden kamerayı açtım ve saatimden bastığım zaman fotoğrafı çekiyor. Daha sonra yapabildiğimiz şeylere bakalım uygulamadan. Device Connect'ten zaten saatimizi bağlıyoruz. Saatten de aynı işlemi yapmamız lazım. Watch face dediğimiz olay bu saat arayüzleri. Gördüğünüz gibi şurada aşağıda farklı farklı arayüzler var. Ya da bunlardan birini seçebilirsiniz. Çeşitli saat seçeneği var. Bunları da atmak için şöyle basılı tutuyorsunuz. Aşağıya gönderdikten sonra Sink'e bastığınız zaman saatinize arayüzleri eşliyor. Daha sonra notice filter dediğimiz olay yani siz hangi uygulamalardan bildirim almak istiyorsunuz? Onu buradan seçtiğiniz zaman o uygulamalardan gelen bildirimler sizin saatinize düşüyor. Ve bir bildirim geldiği zaman saat size titreşimli haber veriyor. Herhangi bir ses çıkışı yok saatin. Aynı zamanda şunu da söylemeliyim. Kötü bir özellik olarak gelen aramaları saatten cevaplayamıyoruz. Sadece reddedebiliyoruz. Reddetmek de şu şekilde. Birisi sizi arıyor diyelim. Buradan reddet düğmesine basıyorsunuz. Saat titremeyi kesiyor. Ancak karşı taraf sizi aramaya devam ediyor. Yani telefonunuz çalmaya devam ediyor. Hani telefonu tamamen meşgule atmak gibi bir durum yok. Veya cevaplamak gibi. Sadece kimin aradığını görebiliyorsunuz. Ve saatin titreşimini durdurabiliyorsunuz. Daily activity dediğimiz olay da bildiğimiz adım sayar muhabbeti aslında. Çok fazla değmeyeceğim ona. Bir adım sayar ne yapıyorsa saatte aynısını yapıyor. Uygulama bu şekilde çok basit aslında. Bir güzel yanı daha var onu da göstereyim saatten. Hani uygulama dışında yapabildiğimiz ne var derseniz müziklerimizi kontrol edebiliyoruz. Yani illaki şarkıyı değiştireceksek cebimize götürmemize gerek yok. Burada play var, pause var bir de şarkıyı ileriye geriye atlatma var. Gördüğünüz gibi saatten bir sonraki şarkıya geçip devam edebiliyorum müzik dinlemeye. Saat bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi. Şimdilik Apple telefonlarınızda kullanabileceğiniz yegane akıllı saatlerden birisi. İlla ki böyle çiğneşi başka saatlerde vardır ancak onu gördüğünüz gibi test ettik hep beraber ve çalıştığını gördük. Siz de videonun altındaki linkten bunu satın alabilirsiniz. Gümrükte takılma gibi bir durum yok çünkü gümrük sınırını aşmıyor fiyatı. Android ve iOS cihazlarınızda kullanabileceğiniz güzel bir akıllı saat. Çok fazla özellik aramayanlar, hani benim akıllı saatim olsun bana bildirimleri göstersin ve ben buradan şarkıları geçeyim bir de içinde ekstra adım sayar olsun diyorsanız sizin için gayet ideal ve uygun bir çözüm olacaktır bu. Ayrıca yüksek pil ömrü de bence hani şimdi günümüzdeki akıllı saatleri neredeyse günde bir kere şarj etmemiz lazım. Ancak hani saati ben şahsen her gün kolumdan bir kere çıkartıp şarja takmayı istemem. O yüzden bunu bir takıyorsunuz. Hani en az 2-2,5 iki, iki hafta götürüyor sizi. Bunda tabi Bluetooth 4.0'ın az pil yeme özelliği de biraz etkili. Ancak dediğim gibi 2,5-3 haftayı yakın çok rahat bir şekilde götürüyor. Saatle ilgili sorunuz olursa arkadaşlar bizlere yazabilirsiniz çekinmeden. Bizleri Twitter, YouTube ve Facebook sayfalarımızdan takip edin. Aynı zamanda webtekno.com'u da takipte kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.